Herkese merhabalar. Gelin Hanım'ın İşleri kanalına hoş geldiniz hanımlar. Takvimli aşk banamız için burada bulunan kuş motifimizi ayrıntılı ve sesli bir şekilde nasıl işlediğimizi göstermiştik. Daha sonra da isim yazabilmemiz için burada bulunan harflerimizi A'dan Z'ye işlemeye başladık. Bugün sırada Y harfimiz var arkadaşlar. Y harfinin nasıl işlediğini göstereceğiz ve bir sonraki videoda da Z harfini gösterip bütün harflerimizi tamamlayacağız. İsterseniz Y harfimizin yapılışına geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar harfimizi eğer baş harfi olarak kullanıyorsak hesaplamalardan sonra Y harfimizi koyuyoruz. İşlemeye başlıyoruz. Ancak harfi ismin ortasında kullanacaksak bir önceki harfin bitim yeri neresiyse arkadaşlar, harf nereye kadar gelmişse o hizadan sonra bu üst kısımdan en üst sıradan sağa doğru bir kare boşluk bırakacağız. Bu bırakmış olduğumuz boş karenin de sağ alt deliğinden iğnemizi çıkaracağız. Şu şekilde. Daha sonra ipimizin tam çapraz deliğine batıyoruz. Y harfini yapmak için. Daha sonra battığımız yerden sonra 1, 2, 3 tane kare sayıyoruz. Üçüncü karenin sağ alt deliğinden çapraz bir şekilde iğnemizi çıkarıyoruz. Şu şekilde. Şöyle çıkardık ipimizi. Sonra tekrar tam ipimizin çapraz deliğine batıp bu sefer hemen altındaki delikten çıkıyoruz. Şöyle. Şu şekilde. Çıkardık. Arada 3 kare boşluk bırakarak sağlı sollu 2 tane çarpı yapmış olduk. Şimdi dönelim bu çarpılarımızı tamamlayalım. İpimizin tam sol çapraz deliğine battık. Arada 3 kare sayıp 3. karenin sol alt deliğinden iğnemi çapraz bir şekilde çıkarıyorum. Şu şekilde. Çıkardıktan sonra buradaki çarpımı tamamlayacağım. Çarpımı tamamlamak için battım. Hemen altındaki delik değil de ikinci boş delikten düz bir şekilde bir alt sıraya indim. Şu şekilde. Şimdi bu sıraya da aynı işlemi tekrar edeceğim. İpimin tam çapraz deliğine batıyorum. Battığım yerden sonra 3 kare sayıp 3. boş karenin sağ alt deliğinden iğnemi çıkarıyorum. Şu şekilde. Daha sonra buraya da bir çarpı yapmak için tam çapraza batıp hemen altındaki delikten çıkarak şu şekilde buraya bir tane çarpı yapıyorum. Şimdi geriye dönüp bu çarpıyı tamamlayacağım. İpimin tam çaprazına battım karşısına. Daha sonra 3 tane kare sayıp 3. karenin sol alt deliğinden iğnemi çıkardım. Şu şekilde. Şimdi burada yapacağımız hareket şu olacak. Bu çarpıyı tamamlamak için batıyorum. Battım. İğnemi bu ipimin bulunmuş olduğu deliğin hemen altındaki boş delik var ya, burada iğnemi çapraz bir şekilde çıkarmam gerekiyor. Şu şekilde. Çıkardım. Şimdi buraya bir tane çarpı yapacağız. İpimizin tam çapraz deliğine battık. Çıkarken arkadaşlar iğnemizi battığımız deliğin tam çaprazındaki, aşağı çaprazındaki delikten şu şekilde çıkarıyoruz. Daha sonra bu ipimizin bulunduğu deliğin tam çapraz deliğine batıp hemen altındaki delikten çıkarak buraya da bir tane çarpı yapıyoruz. Şimdi geriye dönelim. Bu çarpımızı tamamlamak için battım. Battığım yerin tam sol çaprazındaki deliğe aşağı doğru iğnemi çıkardım. Şu şekilde.
Şimdi burada şunu yapacağız. Bu çarpıyı tamamlamak için battım. Çıkarken de yine ipimin bulunduğu deliğin hemen altındaki delikten iğnemi çıkarıyorum. Şu şekilde. Şimdi buraya bir tane çarpı yapalım. İpimizin tam çaprazına battım ve hemen altındaki delikten çıktım. İğnemi çıkardım. Şu şekilde. Sonra bu çarpıyı tamamlamak için battım. Hemen altındaki delik değil de ikinci delikten iğnemi çıkardım. Şu şekilde. Şimdi tekrar bir tane çarpı yapalım mı buraya? Çaprazına batıp hemen altındaki delikten çıkalım. Sonra bu çarpıyı tamamlamak için batıp hemen altındaki delik değil de ikinci boş delikten iğnemizi çıkarıp bir alt sıraya inelim. Aynı işlemi tekrar ediyorum. Üçüncü kez. Buraya alt alta 3 tane çarpı yapmış olacağım. Tamamlayıp düz bir şekilde yine bir alt sıraya iniyorum. Şu şekilde. Şimdi son kez bir çarpı daha yapalım. Üst üste burada 4 tane çarpımız olmuş olacak. Son çarpımızı da yapıp çapraz deliğe batarak buraya bir çarpı daha yapıyorum ve harfimi tamamlıyorum. Şu şekilde. Y harfimizi de bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. İsimlerimizi panoya bu şekilde nasıl ortaladığımızı, harflerimizi bitirdikten sonra ayrıntılı bir şekilde de anlatacağım. Burada bulunan rakamlarımızı da isteğe ve arzuya göre iğne ardı tekniğiyle göstereceğim. Bunu bana yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar. İhtiyaç varsa o şekilde ilerleyelim. Y harfimizden sonra Z harfiyle devam edeceğiz. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanalıma ücretsiz abone olun. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.